MC'de raporlamaya geçmeden önce bekleyen bir dokümanımızın olmadığından ve envanterlerimizin yenilenmiş olduğundan emin olmamız lazım. Bunun için satın alma altında alımlar menüsüne giriş yapıyorum. Sarı dosya aç ikonu ile kaydedilen dokümanım olup olmadığını kontrol ediyorum. Bunlar portföy. Satın alma altında satıcıya iade menüsüne giriyorum. Burada kaydedilen bir doküman olup olmadığını kontrol ediyorum. Çünkü kaydedilen ve güncellenmemiş kullanımlar raporlarımı yanıltacaktır. Transferler menüsüne giriyorum. Burada da güncellenmemiş doküman olup olmadığını kontrol ediyorum. Örneğin bu transferler güncellenmemiş. Bunlar güncellenecek mi yoksa silinecek mi? Bunların içlerine girip kontrol etmem lazım. Çünkü ben bu dokümanları sonlandırmadan raporlarımı kontrol edersem bu dokümanlarımı sonlandırdıktan sonra raporlarımın içeriği değişecektir. Evet, transferlerimi de sonlandırdım. Daha sonra kullanımlar menüsüne gidiyorum. Güncellenmeyen bir kullanım var mı? Evet, yine burada bu güncellenmeyen kullanımlarımı da silmem ya da güncellemem lazım. Evet, kullanımlarımı da kontrol ettim. Daha sonra maliyet kontrolü altında satışlarımı oku kaydet menüsünde güncellenmeyen gelirlerim var mı? Onları da kontrol ediyorum. Hemen bunları da güncelliyorum. Evet, satışlarımı da güncelledikten sonra son olarak ambar altında envanterlerime geliyorum ve envanterlerimin hepsini toplu bir şekilde yeniliyorum. Toplu envanter yenilemek için toplu envanter sekmesine gidip yükle diyorum. Son envanter oluşturan kişiyi seçip sayılmayan stokları tüketim at seçip tamam diyorum. Karşıma envanterler geliyor ve envanterleri yenile diyorum. Tüketim at envanterlerim yenilendikten sonra aynı işlemi sayılmayan stokları devret ambarlarıma da yapıyorum. Evet, olsaydı onları da yenileyecektim. Ve artık bütün kontrollerimi yaptıktan sonra rapor kontrolüme geçebilirim.